Çünkü para ağır bastı. Bugün Türkiye'de dört büyük kulüp olarak adlandırılan kulüplerin yaklaşık 25 milyar Türk liralık bir borcu var. Bugün Anadolu kulüpleri bin dolara bile muhtaçlar. Bu yüzden de kulüplere ekstradan gelebilecek olan bütün kaynaklara kulüpler göz kırpıyorlar. Baktığımızda Almanya, Avusturya, Hollanda ve İngiltere Türkiye'nin hiçbir organizasyonunu ev sahibi hüviyetiyle yapmaya arzu etmiyor. Küçük bir yanlışı düzeltmek isterim. Elbette Ayhan çok doğru şeyler söyledi. Lakin özellikle ülke federasyonlarının yetkisi içerisindedir tanımlamasına. FIFA ve UEFA normlarını da ki Selçuk Dereli bu konuda bir hakem olduğu için çok daha iyi bilecektir. Eklemek gerekiyor. Yani FIFA'nın ve keza yine aynı şekilde izin alındığı takdirde ülke federasyonlarının normları da burada etkin oluyor. O, Biz, o zaman netleştirmek adına şunu sorsam. Yani Atatürk'ün yurtta sülh, cihanda sul cümlesi ve e, ne mutlu Türk'üm diyene yazan pankartlar e, eğer FIFA e, kurallarına e, uygunsa yine de çıkılabilir miydi yoksa bunlar da ve tabii ki Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtler de FIFA kurallarına aykırı mıdır? Önce bunu bir netleştirelim o halde. Sayın Fıstıkoğlu izin alacaksınız. İzin almadığınız takdirde hiçbir şeyi kullanamazsınız. Hmm. 2022 Katar'da Dünya Kupası'nda örnek verelim 2024'e gidiyoruz Almanya'ya. Almanya'ya gittiğimizde biz Cumhuriyetimizin 101. yılını yaşıyoruz diyerek de... ...bir pankartla çıkma arzusu içerisinde olduğumuzu FIFA'ya önceden iletirsek... ...FIFA'da normları dahilinde bunu yeterli görürse elbette çıkarız. Hmm. Hmm. Ama biz FIFA'ya maçtan bir saat önce ya biz bu formalarla çıkacağız... Bir de yanında bunu alacağız derse asla olmaz. Şöyle örnekleme yapmak isterim. Ben bu sene Celtic'in Lazio ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesini anlattım. Hı hı. Ve Celtic Park'ta Filistin için bayraklar açıldı. Bu bayraklar FIFA tarafından ve UEFA tarafından bizim normlarımızla özdeşleşen ve ortak paydaşta buluşabileceğimiz şeyler değildir diyerek Celtic kulübüne maddi ceza verildi. Hatta daha da ileriye gidilirse bununla ilgili yaptırımlar uygulanacağı söylendi. Burada şu çok önemlidir futbolcuların formalarının altına giydikleri tişörtler bile hukuki esaslar ve çerçeveler içerisinde çizilmiştir. Yani siz gol attıktan sonra formazının altından istediğiniz tişörtü çıkartamazsınız. Çok doğru. Bunların hepsini önceden bildirmek zorundasınız. Çünkü maç başlamadan önce kaleci kazakları da dahil olmak üzere Selçuk Hocam bunu çok daha iyi bilir. Bu kalalık yapmak istemem yanında. Lakin hepsi hakem odasına gider. Konşlardan yani giyecekleri çoraplardan tutun da üstlerindeki eşortmanlara ve formalara kadar her şey hakemler tarafından kontrol edilir. Burada iki tane temel hata var. Bunlardan bir tanesi iki kulüpte para sevdasına yani ben e, Sayın Ali Koç ya da Sayın Dursun Özbey'in bu hadise <laughs> Ayhan Şensoy'un ifade ettiği gibi çok masum olduklarını düşünmüyorum. İki kulüpte para sevdasına adeta 100. yıl hadisesini tamamıyla ikinci plana bıraktılar, unuttular. Çünkü hadisenin gelişiminden biraz bahsetmek isterim arzu ederseniz. Önce Sayın Şensoy'un da ifade ettiği gibi farklı ülkelere gidiliyor ama bir türlü geri dönüş olmuyor. Bir tek karşılık buldukları yer Bakü oluyor. Neden karşılık bulamıyorlar Avrupa'da? Çünkü biz Avrupa'da oynadığımız bütün hazırlık maçlarında, maalesef seyircilerimizi kontrol edemiyoruz ve o seyircilerimiz sağ içerisine dahil oluyorlar. Bu da hem UEFA hem FIFA hem bölge federasyonlarında ciddi problemler yaratmaya başlıyor. Bunun içinde hızlı bir şekilde Bakü aksiyon alıyor. Biz destek oluruz ama bu kadar yüksek para veremeyiz diyorlar. Ve az önce de tekrar etmek istemem. Sevgili Şensoy'un da ifade ettiği gibi 2034'de ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan takımı e, daha doğrusu ülkesi bir değişim içerisinde. Ben gittim Riyad'daydım gördüm inanılmaz değişim içerisinde. Örneğin her yer inşaat. 120 milyar dolarlık bir inşaat payı var ve bu paydan şu ana kadar Türk inşaat şirketleri 14 milyar dolarlık bir pastadan yararlanmışlar. Bunu 20 milyar dolara ilerleyen süreçlerde de daha fazlaya çıkartma arzuları varmış. Bugün Suudi kadınlar maçlara kendilerine ayrılan bölümde izleyebiliyorlar, araba sürebiliyorlar ve bizden işte oraya gidenler ki sizin sorduğunuza da cevap olmuş olsun başlarını örtmek gibi işte maçı bu şekilde seyretmek gibi bir zorunluluk içerisinde değildi. Hanım arkadaşlarımız medeni bir ülkenin gerekleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'mizde nasıl maçı seyrediyorlarsa Aynı normlarda maçı seyrettiler. Yani bir İran gibi ben İran'a da gittim. Başı örtmek işte başın belli esaslardaki alanlarının açıkta kalması ya da kapalı kalması gibi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadılar. Onun altını çizmekte fayda var. Hı hı hı. Suudi Arabistan benim sevdiğim ve çok parlak olarak bulduğum bir ülke değil. Fikirlerimin hele hiç örtüşmediği bir yer. Ama bizi mükemmel karşıladıklarını söyleyebilirim. Hı hı. Yani adeta bir kuş sik olduğu bir karşılamaydı ve ellerinden gelen her türlü desteğe verdiler. Ama ipin koptuğu noktaya baktığımızda şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Biz Türkiye Futbol Federasyonu ilk bu teklifi kulüplere götürdüğünde ki zannediyorum Mayıs ayının sonu gibi Haziran ayının başında diyor ki takvim çok kalabalık biz bu maçı Ağustos ayında oynayamıyoruz. Çünkü kulüplerimizin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi önelemeleri var. Biz bu maçı yılın sonuna doğru gerçekleştirelim. Bu maçtan da bir coverage elde edelim. Ne demek bu? Çünkü biz Ziraat Türkiye Kupası maçlarını anlatıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçlarına takımlar neredeyse yedek takımlarıyla çıkıyorlar. Evet. Kazanç elde etmedikleri için. Burada da Suudiler hemen devreye giriyorlar. Hazır 2034. Hazır biz de aynı fikirleri ve e, aynı dinsel temaları taşıyoruz diyerekten 10 yıl boyunca hem Ziraat Türkiye Kupasına ev sahipliği yaparsak hem de dörtlü kupa finaline ev sahipliği yapıp Süper Kupa'yı da burada yaparsanız size 100 milyon avro veririz diyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim 100 milyonun nasıl bir rakam olduğundan bahsedelim. 100 milyon avro 10 yıl için muazzam bir rakam. Çünkü bizim ülkemizin naklen yayın gelirlerine 100 milyon avro civarında bir para verildi. Yani 500 milyondan 100 milyon avrolara gibi düştüğümüz bir rakam. Hani herkes şunu diyebilir. Olur mu canım 150 falan? Üstünü Spor Toto teşkilatı tamamladı. Yani bugün yayıncı kuruluşun verdiği 90-100 milyon civarında bu paranın ne kadar önemli ve büyük olduğunu gördük. Tabi bu para böyle gelince de kulüplerin iştahı kabarıyor. Bunun üzerine Mehmet Büyükekşi'ye onay veriyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı biliyorsunuz Sayın Mehmet Büyükekşi. Peki, buna bağlı veriyorlar. olarak da Mehmet Büyükekşi de Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı da şu soruyu soruyor. Diyor ki kardeşim kulüpler bu konuya ne diyor? Mehmet Büyükekşi de diyor ki kulüpler buna evet dediler diyor kesin emin misin evet dediler mi diyor. Mehmet Büyükekşi de evet evet dediler diyor. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı da tamam benim açımdan da bir sorun yoktur. Yapabilirler burada organizasyonu diyor. Ve buna bağlı olarak da organizasyon yapılmasına karar veriliyor. Ama Galatasaray'da Erden Timur diyor ki kardeşim 100. yıl bu diyor. Yani 100. yılda acaba bu doğru mudur diyor. Ama bu, bu laf havada asılı kalıyor. Ta ki Türkiye'de biz 30 Ağustos öncesinde törenlerin kutlamalarında e, bu açıklama biliyorsunuz 30 Aralık'ta yapılacaktı ilk olarak Kupa'nın heyecanı. Ya 100. yılda 30 Aralık'ta bizimle fikirleri taban tabana zıt olan bir ülkede Atatürk sevdasının da asla olmadığı ve büyük kurucumuzun gerçekleştirmiş olduğu o yürüyüşün belki de en anlamlı 100 yıllık serüveninin ilk bölümünde nasıl böyle bir durumla karşı karşıya kalırız demeye başladığımızda kulüplerde hemen kendi ki iki kulübünde divan kurulunu izledim ben. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın divan kurullarında ya böyle bir şey olur mu diyerek türbünlere oynuyorlar. Bak tırnak içerisinde falan söylemiyorum sevgili Simge. Altını çizerek söylüyorum. Türbünlere oynuyorlar. Peki siz eğer bu oynanmaz dediğinizde niçin hayır gitmiyoruz aldığımız parayı da iade ediyoruz demediniz. Hı -hı. Çok basit soruyorum bugün Sayın Dursun de Sayın Ali Koç'a da Sözcü Televizyonu'nun yayını açıktır mutlaka. Tabii ki. Buyursunlar Tabii ki. bağlansınlar ben kendilerine buradan bir gazeteci olarak müsaadeleri de olursa sormak istiyorum. Diyorum ki siz divan kurulunda bunu dile getireceğinize çünkü bir ön anlaşma yaptınız ve parayı aldınız. Biz bu paraları iade ediyoruz. Biz bu paraları istemiyoruz. Biz 100. yılda ülkemin değerleri önemlidir. Samsun'da oynarım, Ankara'da oynarım, Hakkari'de oynarım, Trabzon'da oynarım. Herhangi bir yerde oynarım ama Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında oynarım. Niye demedin? Niye bunu Sayın Dursun Özbek, Sayın Ali Koç söylemediler? Bileyim. Ben e, bunu bir kenara koyuyorum. Lütfen bunu aklınızın bir kenarında tutun. Emre Bey ediyorum. bir saniye Ayhan bir ekleme yapmak istiyor. Devam edeceğiz Abi, sizinle. Çok kısa söyleyeceğim. Galatasaray Icardi'ye yı yıllık 9 milyon euro ödüyor. Bu kupa final için alacağı para ne kadar biliyor musunuz? Şimdi 2 milyon euro. 2,5 milyon euro. İki, kazanırsa 2,5. 6, 6 e, milyon eurodan ayağır, 6 milyon söyleyeyim. dolar. Çok kısa şunu söyleyeyim. 6 milyon şimdi, dolar basraflar düşünce kazanan 2,5 Kaybeden de bir buçuk iki civarı alacaktı. Benim bildiğim rakam bu şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle bitireyim. Ya, ayağır, bir saniye Emre Bey. Bir saniye. Çok kısa şöyle bitireyim. Ee, Sayın Ali Koç'un cebinden Fenerbahçe'ye verdiği para 270 milyon euro civarından bahsediyorum. 2 milyon euro nerede? Dolayısıyla emir büyük yerden geldiği için gitmek zorunda kaldılar. Peki Emre Bey evet. buyurun devam edin lütfen. Şimdi şöyle söyleyeyim 2,5 milyon euroyu Ayhan Bey e, böyle burnunu kıvırabilir ya da ya bu 2,5 milyon önemli değildir. Icardi'ye verdiği para şudur diyebilir ama ben şu kadarını söyleyeyim. Bugün Anadolu kulüpleri 1000 dolara muhtaçlar. Yani bugün istediğiniz Anadolu Kulübü'nün hemen size cep telefonundan başkanlarının numarasını atayım. Az sonra Selçuk Dereli de söyler. Bin dolara ihtiyaçları var. Ve marka değerinin yerle eksan olduğu bir Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahsediyoruz. Yani siz sadece Galatasaray ile Fenerbahçe olarak düşünmeyin lütfen. Burada geçen yılki Katar'da oynanan kupa Katar'da hatırlayacaksınız Beşiktaş'la Tavantale Spor arasında oynanmıştı. Yani burada Antalya Spor için de bir gel, belki de gelecek yıl bu kupayı yine Galatasaray Fenerbahçe oynayacak diyemezsiniz ki. Başka takımlar için de oynanacak. Bu uzun vadeli, uzun soluklu bir anlaşma imzalanacak. Kaldı ki e, buradaki en önemli ögelerden bir tanesi de şu: Kulüpler bu değerlendirmeleri yaparken biz bunu istemiyoruz deme özgünlüğüne ve özgürlüğüne sahipler. Ama kulüpler her kafaları sıkıştığında hani hep biz diyoruz ya ya spora siyaset karıştırıyoruz. E bunu kulüpler yapıyor zaten. Siyaseti kulüpler karıştırıyor. Karşılıklı ülke... değil mi bu ilişkisiz Cemre Bey? Ben katılmıyorum Efe Emre Bey'e. Karşılıklı değil mi? Yani siyaset de futbola karışmaya teşne deyim yerindeyse e, futbolda siyasete karışmaya hevesli. Yani sanki karşılıklı bir ilişki var orada. E tabii bu bir simbiyotik yaşam görüntüsünü ortaya koyuyor. Evet. Ama diğer taraftan bu bugüne ait bir şey değil. Yani ta genel salazarlardan frankolardan Arjantin devrimine hatta 12 Eylül 1980 ihtilalinde Sayın Kenan Evren'in ortaya koymuş olduğu Ankara gücü tavrına kadar giden bir süreç. Hı hı. Tüm bunları alt alta yazdığımızda bugüne özgü bir şey söylemek yanlış olur. Ama Çok. bugün bu noktanın birazcık daha üste çıktığını söylemek mümkün. Peki. Buradan yola çıkacak olursak burada kulüplerin masum olduğunu kabaca söylemek pek de mümkün değil. Peki. Çünkü kulüpler kendi divan kurullarında da kendi aksiyon planlarında da bu sistemin dışında kalabilme özgünlüğüne sahiptiler. Peki yaptılar mı bunu? Yapmadılar. Son sorum da şu bir kez daha bu sorumu yeniliyorum. Saat 16.35'te Dursun Özbek Marriott Otel'e girdi. Riyad'da benim gözlerimin önünde. Bundan yaklaşık 45 dakika sonra Sayın Ali Koç Marriott Otele girdi. Bu otelde saat 17.25 ile saat 22 arasında bir Allah'ın kulu yazılı bir açıklama yapmadı. Bir Allah'ın kulu ortaya çıkıp da ya kardeşim biz bu maçı oynuyoruz ya da oynamıyoruz demek. Ve daha da enteresan olanı kulüpler bir kez daha soruyorum bunu kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklamanın bir parçası olduklarını ifade ettiler ve Suudi yetkililere teşekkür ettiler. Evet. Pardon bu ne periz bu ne lahana turşusu diye sorarlar o zaman adamı. En o zaman. kafa karıştırıcı kısım o açıklamaydı zaten. Bununla ilgili de benim o gece Twitter'dan <laughs> takip ettiğim kadarıyla en sık yapılan yorum şu oldu. Gerçek açıklamalar Türkiye'ye dönünce yapılacak. E, Suudi yetkililerin e, zorluk çıkarmaması adına e, takımlar minnettar olduklarını belirten e, diplomatik bir açıklama yapmak zorunda kaldılar e, yorumu baskındı. Bunu dilerseniz evet. bir sonraki turda konuşalım Emre Bey. Bir Selçuk Bey'in de fikrini Zaten alayım. Önce, Buyurun. Şu, sadece şunu söyleyeyim hiçbir zorluk çıkartmadılar bize. Yani oradaydım ve herhangi bir zorlukla en küçük bir zorlukla karşı karşıya kalmadan ülkeyi terk ettim. Peki bir şey soracağım Emre Bey. Yani oradaydım diyorsunuz. Çok iyi karşıladılar diyorsunuz. Hiçbir zorluk çıkarmadılar diyorsunuz. Peki izleniminiz ne? Yani iptal maçın iptal edilmesiyle ilgili onlar ne yaşadı? Ne hissetti sizce? Yani orada yaşananların bir de Suudi Arabistan tarafı var elbette. Bir hayal kırıklığı yaşadılar mı sizce? Yani maçın oynanmaması ile ilgili ee, ne yaşadıklarını hissettiniz? Sizde yarattıkları his ne oldu? Bence büyük fiyasko. Yani onlar için de çok büyük bir fiyasko. Düşünün Ronaldo'ları, Benzema'ları, işte az önce de söyledi, Engola Kanteleri getirmişsiniz. Ülke futbolunun marka değerini yükseltmeye çalışıyorsunuz. Hatta ülkenizin imajitif etkisini farklı bir noktaya getirip inovatif bir bakış açısı ortaya koyuyorsunuz ve e, bunu aynı Katar'ın yaptığı gibi benchmark yapıyorsunuz. Yani kendinize uyarlamaya çalışıyorsunuz. Ama ee, böyle tam bir balon durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bence onlarda da çok ciddi bir hayal kırıklığı vardı. Hı hı. Ama bu hayal kırıklığının sebebi e, onlar belki bu krizi çözebilirlerdi. Çok kilit bir cümle söyleyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkililerinden biriyle konuştum. Aynen şu ifadeyi kullandı havalimanında. Dedim ki neden iptal oldu? Dedi ki Emre Beyciğim salı günü akşamleyin bu forma ve pankartı kullanacağı bilgisi geldi bize bir kulübümüzün. Evet. Biz de bunu ilettik Türkiye Futbol Federasyonu'na. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve onlarla birlikte olan Spor Bakanlığı'ndaki üst düzeydeki bir yönetici ya biz bu sorunu çözeriz, problem olmaz dedi. Yani aslında sorunun kaynağı daha hallederiz oraya kulüplerden. Tabii salı günü bizim o klasik hani hallederiz canım vardır ya ifade. O, o iş O noktaya geldi. Evet. Ve halledildi. Evet. Liyakatsizlik dedi Ruşen Gültekin. Eee Size de söz vereceğim elbette Sayın Gültekin ee, Selçuk Bey size sorayım şimdi siz gerçekten hani e, bu işin e, alfabesini e, en iyi bilenlerdensiniz e, buradaki e, FIFA'nın UEFA'nın prosedürlerini en iyi bilen isimlerdensiniz.